Burayı birileri ele geçirmişlerdi. Hatta bir ara bir yıkım falan oldu. Kimin ne olduğu belli değildi. Kimi yıkılıyordu, kimi terk ediyordu. Pislik içinde bir şeydi. Birisi işgal ediyordu, bir müddet kullanıyordu. Ondan sonra usulsüzce bir başkasına devrediyordu. Haksız kazanç elde ediyorlardı. Maltepe Yalı Mahallesi'nde kafe olarak işgal edilen bu alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletmenin uzaklaştırılmasıyla her yaş grubunun kullanımına uygun bir alan haline getirildi. Yeni bir meydan ve oturma alanları, bolca yeşil alan ve ağaçlandırma yapılarak İstanbullulara kazandırıldı. Bu malın kıymetini bilelim. Güzel kullanalım, kırmayalım, dökmeyelim. Geldik mesela oturduk, dinlendik. Ailemizi alıp gelip oturuyoruz. Çayımızı evde demliyoruz. Geliyoruz burada oturuyoruz, çayımızı içiyoruz. Bunun yaklaşık 2750 metrekaresi sadece yeşil alandan oluşuyor. Birçok yeni kent mobilyası yerleştirildi. Böylece insanların çok rahatlıkla dinlenebilecekleri ve şehrin tadını çıkabilecekleri bir yer haline dönüştürüldü. Teşekkürler İmamoğlu'na. Maltepe güzel bir yer kazandırdı. Çok memnun olduk. Bak oturuyoruz biz de dinleniyoruz, dua ediyoruz ona. Nefes alıyorsun yani. Oturuyorsun, hava alıyorsun, bir iki ağaç görüyorsun. Bayağı toz topraktı bu taraflar zaten. Hiç oturulacak yer falan da yoktu. Hem buraları yapmaları da daha iyi oldu. Hayvanlarını falan gezdirmek için de daha iyi oluyor. Özellikle tören alanı eksiği olduğu için ilçe belediyesinde talepleri doğrultusunda alan, tören alanı ve meydan olarak projelendirildi. O anıt olayı harika olmuş. Eskisinden 10 numara diyelim. 16 milyon